Ece Dinçinan mı değer güzellik ve bir Ece? Merhabalar, ben de Aslı İnandık, Türkiye'nin en iyi makyaj gurusu. Bugün biz Salon Bana Bak'tayız. Sevgililer günü için işte bir şeyler konuşacağız. Yani dünya barışı ile ilgili konuşacaktık ama ya pek şey olmadı. İşte daha önemli, yani güzellik bir dünya barışı mı diye düşünüyorum. Ama tabii önce abone olmanız gerekiyor, yoksa izleyemiyorsunuz videoyu. Hayır. Önce makyajdan başlayalım isterseniz. Çünkü sevgililer günü makyajı birazcık kritik olabiliyor. Hafif kafa karıştırabiliyor. Aslı sen ne düşündün mesela sevgililer günü makyajı için? Ya ben bayağı düşündüm. Yani bir aya yakın bu konu üzerinde düşündüm. Ya çünkü çok önemli. Hayatta daha önemli hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum. Ya bu yüzden en son şöyle bir kanıya vardım. Çok abartı bir makyaj yapacağım. Yani bayağı ama yani. Özellikle mesela işte ruju çok abartacağım. İşte ne bileyim çünkü yani ruju biraz fazla sürmek dudakları kalın gösterir diye düşünüyorum. Sevgililer günde gittiğimde de sevgilimle buluşmaya, sevgilimin yüzüne patates baskı gibi öpeceğim ve patates baskı gibi bütün ruj sevgilimin yüzünde çıkacak diye düşünüyorum. Yani bu da ilişkimizi sağlamlaştıracaktır. Aslıcığım bak çok güzel düşünmüşsün, tamam bir ay falan uğraşmışsın da ya bu kadar çabalamana gerek yok. Mesela atıyorum normal güzel doğal makyajını yaptın her günkü gibi abartmadan, atıyorum belki bir BB kremi sürdün, bir rimel sürdün kendi doğal güzelliğinle. Öyle git çünkü öteki türlü ay rujum oraya bulaştı, ay rimelim şuralara çıktı, bilmem ne farım mı dağıldı, eyelinerim mı uçtu falan böyle dertlere girmene gerek yok. Sade bir şey yap yeterli ya. Aslı saç için ne düşündün? Ha? Ya saç için, şimdi o gün bütün gözlerin benim üstümde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben oraya yalnız katılacağım. Benim sevgilim yok bu arada. Tek başıma katılacağım. Ama bu asla sizin pes etmeniz için bir sebep değil arkadaşlar. Yalnız bile olsanız sevgililer gününe mutlaka katılın. Yani öyle düşünüyorum ben. Gittiğimde bütün gözlerin üstümde olmasını istiyorum. Bunun için yapacağım tek bir şey var. Ya aslında daha önce ben bayağı bir denedim. Ya önce kırmızıya boyadım bütün saçlarımı. Kırmızıya boyar boyamaz duşa girdim. Duşa girer girmez yatağa yattım. Sabah kalktığımda yastığı cinayet mahalli olarak buldum ve çok mutlu oldum diyebilirim. Çünkü bu konuda ciddi denemelerim oluyor ve kana en yakın rengi de kırmızı saç boyasından elde ettim diyorum. Bunun dışında birkaç denemem daha oldu. Afro peruğu denedim, krepe denedim. Ya en son denediğim peruk biraz şeydi, yani 16. yüzyıl İngiliz hakimlerine benzeyince ben biraz denemeyi bıraktım. İyi olmuş, iyi ki de bırakmışsın Aslı ya denemeyi. Ne gerek var ya, saçını sen yıkayacaksın, öyle doğal haliyle bırakacaksın. Birazcık migo yapacaksın hatta, ne bileyim güzel sade bir at kuyruğu yapacaksın. Öyle gideceksin, peruk meruk ne gerek var bunlara ayol, onlarla neden uğraşıyorsun ki saatlerce? Sen kendin. Ya sen şu güzelliğine, şu şeyine bir bak ya. Bir de yani senin gibi olsam ben de doğal gitmeyi biliyorum herhalde, değil mi? Öyle şey doğal gidecekmişsin. Şuradan bir tane tokaymış, efendime söyleyeyim şeymiş. Ondan sonra sana makyajı kötüle. Neymiş efendim şeymiş. Allah Allah. Ben makyajsız çıkayım, sevgilim benim suratıma bakar mı acaba? Ondan sonra şu şey yapmıyorum yani diye düşünüyorum.